Mübarek Ramazan ayı bolluk demek, bereket demek, birlik, kardeşlik demektir. Şahsım olarak mübarek Ramazan ayının ülkemize, milletimize, dünyaya ve tüm insanla barış, huzur, kardeşlik getirmesini diliyor. Bu duygu ve düşünceyle tekrardan aramızda bulunan tüm değerli konuklarımıza, başta Sayın Valime, Federasyon Başkanıma, Belediye Başkanlarıma, Koparti Başkanlarıma, Oda Başkan arkadaşlarıma saygılarımı arz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi de son söz, ilimize atandığı günden bugüne Birlik Başkanımız Sayın Talat Dinçer'le beraber gezmedik ilçe, çalmadık kapı bırakmayan, esnaf ve sanatkarın sorunlarını yerinde görüp yerinde çözüm üreten esnaf dostu, ahi babamız, Sayın Mersin Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Değerli başkanlarımız, değerli çalışma arkadaşlarım, kamu yöneticileri, sivil siyasi kesimi değerli temsilcileri ve esnaf kavramının en güçlü, en güzel temsilcisi benim güzel esnaf kardeşlerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu yıl geleneksel olarak düzenlenen bu iftar programının beşincisinde sizlerle birlikte olmaktan, bu duygu dolu, bu güzel akşamı sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Esnafın, bu milletin gerçek değerlerini temsil eden, özümüzü oluşturan, bunları kuşaktan kuşağa aktaran, alnı açık, gönlü açık, kapısı açık ve her şeyden önce insan sevgisiyle dolu olan yürekler, insanlar ve güzellikler olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu mübarek Ramazan akşamında Ramazan'ın birleştirici, buluşturan, zenginleştiren, kucaklayan akşamında esnafımızla birlikte olmanın benim için ve inanıyorum davetli herkes için apayrı bir güzellik ve zenginlik olduğunu vurgulamak istiyorum. Mersin esnafının gerçekten yüz ağırtan, bizim için her zaman Mersin'i ve esnafı çok başarıyla temsil eden çok değerli kardeşlerimiz olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli Birlik Başkanımızın ifade ettiği gibi birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kentte huzur, güven, emniyet ve esenliğin temininde en az güvenlik kuvvetlerimiz kadar katkı ve destek veren bir esnafımız var. Beşinci görev yılımda herhalde her esnaf kardeşimize olmasa da çok büyük bir kesimine ulaşmış, onların alın teri ve emeğiyle o kazancını sağladığı, kimisini pazarında, kimisini sitesinde, kimisini odasında ziyaret etmenin gönül rahatlığı içinde diyebilirim ki Mersin'in bugünkü kent kimliğinde ve daha güzel bir geleceğe doğru yol alan büyük yürüyüşünde esnafın büyük katkısı var, emeği var. Ve Mersin esnafı Türkiye esnafları arasında da çok özel bir yeri var. Bugün Birlik Başkanımız Talat Bey ile beni ziyaret eden değerli Mersin Esnaf Oda Başkanlarımızın Türkiye'deki 13 konfederasyona bağlı esnaf birliğinin 10'unda yönetime seçilmiş olması ve bunlardan birçoğunun da Türkiye çapında başkan vekili konumuyla buluşması Mersin'in ve Mersin esnafının gücünü, güzelliğini göstermekte. Ben bununla övünüyorum. Mersin esnafının bu başarısıyla tüm Mersinler gibi büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu iftar sofrasında bu coşkuyu, bu anlayışı paylaşan sizlerle birlikte olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve aslında iftarla birlikte olma arzusunu da taşıyordum. Ama takdir edersiniz, hakikaten Mersin'in büyüklüğü içerisinde birçok gönül dostlarının açtığı sofralar var. Yetişebildiğim kadar arkadaşlarımla birlikte her bir sofrada olma adına iftarı orada açtık ama duayı burada yapacağız dedik. Ne mutlu ki yetiştik. Ben hepinize bu duygu ve düşüncelerle iftarımızı Allah kabul etsin, tuttuğumuz oruçları Allah makbul etsin diyorum. Milletçe hepimizi bir bayram coşkusuna, huzur ve güven içerisinde taşımasını Allah'tan dilerken bizim yaşadığımız coşkunun tüm dünyaya egemen olmasını, gelen ve gelecek her günün bayram coşkusuyla bizle buluşmasını diliyorum. Birlik ve beraberliğimizi Allah bozmasın diyorum. En büyük zenginliğimizin bu olduğunu altını çiziyor. Buna katkı koyan herkesi ama bunun çimentosu olan tüm esnaf kardeşlerimi, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Bak çocuklar, bu sevgi tezgahı. Sevgi tezgahının kutu onu satıyor.
Tamam mı? Hadi.